Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Emre dün kendi evine döndü ve sabahtan çalışmaya başlamıştır diye tahmin ediyorum. Benim de haftaya sınavlarım var o yüzden haftaya çok video atamayabiliriz. Şimdiden kusura bakmayın biraz yorucu oluyor hayat biliyorsunuz. Bu pandemi koşullarında özellikle toplu taşımaya binmek, kapalı alanlarda saatlerce oturmak falan çok yoruyor. Ben de eve döndüm şimdi. Yine de biz podcast'i bugünlük de olsa aksatmayalım. Bugün konuşmak istediğim konu aslında çoğunuzun benden iyi bildiği bir konu da olabilir. Belki de bazılarını sırf bu herif doğru şeyler söyler mi, söyleyecek mi, yoksa bir şeyler sallayacak mı diye ya da sırf meraktan da gelip dinliyorsunuz. İlgi çekici bir konu çünkü. Twitch yayıncısı Cahre'nin milletvekili olma olayını kısaca konuşmak istiyorum. Cahre'nin zaten zaten podcastlerde ara sıra bakınız verir gibi cümlelerimize dahil ettiğimiz oluyordu. Özellikle Emre bunu yapıyordu. Bildiğim kadarıyla Emre'nin sevdiği birisi. Çünkü yayınlarını izlemiş zamanında. Oyun anlamında zaten çok eleştirecek birisi olacağını sanmıyorum. O kadar insanı eğlendiriyor demek ki. Hani millet de sevip sayıyor yani adamı. Hatırladığım kadarıyla bir sene oldu olmadı. Jahri'nin bir yayınında bağımsız olarak milletvekili olacağını açıklamıştı. Sonra işte giderek politik olarak tweetler atmalar falan. Sözlüklerde de Twitter'da da çok linçleyen bir insan. İşte git oyununu oyna. ...ne kardeşim ne milletvekilliği falan diyorlar. Bir tarafta diyor ki mecliste 600 tane adam var. Bunların çoğundan iyi iş yapar bu kişi. de biraz sanki gaza gelmiş gibi tabii. Bayağı motive yaptığı şeydi. Arkasındaki desteğin de farkında. Kanal önderi gibi hareket ediyor. Yani bu moda tam olarak nerede girdiğini de bilmiyorum. Hatta az önce bir arkadaşımla fikir paylaşmak için konuşmuştum. Kendisi de sıkı bir Twitch izleyicisi. Papaza selam olsun buradan. O da tam olarak böyle bir göreve ya da önderliğine ne zaman büründüğünü anlamadığını söyledi. Ama özellikle milletvekili olacağını açıkladıktan sonra daha keskin bir karakter de çiziyor. Bazısı acayip tilt oluyor adama, bazısı da ölümüne savunuyor. Yani bildiğin artık Twitter'dan siyaset yürütüyor. Geçen Fatih Altaylı'nın yayınında da güzel ifade etmiş her şeyi. Çoğu insan beğenmişti. Benim gördüğüm kadarıyla Cahri'nin bir önderden çok kendisini takip eden kitlenin ki bu kişilere direkt Z kuşağı deyip geçmeyeceğim. Belki daha da küçükler var. Bu kişilerin duygularını çok iyi yansıtıyor bence. Mesela Cahri muhalif tabii ki. Sert ve yerinde tweetler atıyor ama bir bakıyorsun muhalife de muhalif oluyor. Geçen mesela İBB'deki bir durumu da eleştirmişti. Kendi izleyeni ve onu destekleyenleri ya çok iyi anlamış ya da direkt bu insanlar gibi bir insan. Cahri'nin aslında biraz sonuçlardan ortaya çıkmış bir adam siyaset anlamında. Benim gözümde tam bir duyar makinesi bazı zamanlar ama yanlış bir iş mi yapıyor? Yo gayet iyi aslında. Sürekli bir şeylere duyar kasan tweetlerini okumadığınız takdirde itilmezsiniz adamda. Tanımayanlar için antipatik geliyor bence. Yayıncısın ne işin var senin böyle işlerle falan diyorlar. Ne uğraşıyorsun siyaset gibi konuyla falan diyorlar. Yani kısmen haklı olabilir insanlar ama Jahreyn'i yüreklendirenler ve destekleyenler de bence bir yerde haklı. Jahreyn yeni bir zihniyeti ve gençliği temsil ediyor bence. Kendine güveniyor, sevindi çok. Milletvekili olsun mu? Bence olsun. Kime zararı var değil mi? Ama kime yararı olur onu hiç bilmiyorum ve olacağında sanmıyorum sanmıyorum. Bizim sorumuz zaten genelde bu. Hemen bir önder, lider gelsin de bizi kurtarsın kafası. Gençler heyecanlanıyor belki de adam büyük işler yapar ya diye de. Seni kalkındırabilecek tek kişi sensin aslında. Tabii ki de ülkeni seveceksin, ülken için bir şeyler yapacaksın ama günün sonunda sen bir bireysin. Bugün yaptığın şeyler tamamen yarınını şekillendirecek şeyler. Özellikle gençlerin son çıkış noktası siyaset. Ve burası çözüldüğünde çoğu şeyin çözüleceğini düşünüyorlar. Ve o yüzden bu kadar jahreinde sükse yaptı bence. Gel gelelim hiçbir siyasetçi hiçbir kişi ülke üzerinde büyük değişikliklere kolay kolay yol açmaz bence. Zaten açabiliyorsa anlayın ki o ülke ya geri kalmış ya da gelişmekte olan bir ülkedir. Mesela bizde seçim olmadan iki sene önce konuşulmaya başlanır seçim olayları. İşte kime oy vereceksin, bu kişi gelirse daha mı iyi olur falan. Seçim günü olur, ortalık cehennem gibi kavgalar, gürültüler olur. Eskiden tabii daha da betermiş bu olaylar. Sağcı solcu kavgaları falan. Büyüklerinizden duymuşsunuzdur zaten. Mesela Çek Cumhuriyeti'nde bir arkadaşım yaşıyor. Diyor ki burada seçim oluyor. Ne kimse meydanlara çıkıyor. Ne kimse sağ solu yakıp yıkıyor. Herkes çünkü huzurlu. Belli bir refahın üstünde yaşıyor. Daha düzenli tabii. Yani bu tamamen böyle bakınca aslında siyasetle alakalı bir durum gibi duruyor. Yani siyasi durumları çözersek bu rahatla erişiriz gibi bir şey geliyor ama bence tamamen öyle değil. Konumuz Jahreyn'den biraz kayıp gitti ama işte gençlerin bu umutlarını yeşertebilecek gücü Jahreyn'de gördüklerinden Jahreyn'de bir atağa kalkmış oldu. Belki bizi çok değişik bir siyasi ortamın içine sokmuş olur. Kim bilir. Dizi gibi izleriz olayları. Mesela şimdi televizyonda siyaset programına çıktığında bile aşağıda tweet çayıncısı bağımsız milletvekili adayı yazınca bile bir tuhaf oluyor insan yalan yok. Ve gençler de seslerini jahreğin aracılığıyla duyurabildiği için şanslılar, mutlu hissediyorlar. Ama dediğim gibi bir ülkenin kalkınması 2-3 tane bilinçli insanın elini masaya vurmasıyla değil. Bence çok daha karmaşık bir yapı. Eğitiminden tutun toplumsal durumun etkisinin bile çok büyük payı var. Gitmeden önce Ömer sen haklısın diyorsan bir like'ınızı alırım ya da olmamış bu diyorsanız dislike koyabilirsiniz, yorum da bırakabilirsiniz. Daha çok tartışmak isterseniz gelin Discord'a. Aşağıda link var. Orada sohbet ettiğimiz oluyor. En azından bir haftalık zamanda değil ama ileriki zamanlarda çok daha fazla vakit ayıracağız. Yavaş yavaş zaten Discord'da da büyüdük. Bize ne kadar destek verirseniz o kadar bu işin içine giriyoruz arkadaşlar. Bu adamlar büyümesin, keşfedilmesin diye bir düşünceniz varsa kesinlikle öyle olmamalı. Bizim yaptığımız işe birazcık saygınız varsa like atmanız bizi çok mutlu eder. Çünkü tamamen ücretsiz ve bir saniyeden az sürebilecek bir eylem. Daha çok izlendikçe daha da kaliteli yayın yayınlar yapmak amacımız zaten. O zaman bugünlük benden bu kadar. Gidip biraz ders çalışmam lazım. Hepinizi seviyorum. Ortanca çocuklardan ben Ömer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.